Ali, başımız belada. Gülsüm geldi. Kocası evden kovmuş onu. Sonra yarın sabah bostanı kazacaklar. Ne oluyor? Ne oluyor? İnci. İnci Mert'in sevgilisiymiş. Keşke sen ölseydin. Aylin yeter ama ya. Yeter artık. Yeter. İnci benim kızım ya. Bu saçmalıkları at artık kafandan. Bu hastalıklı düşünceleri. Yeter ya. Bu böyle devam etmez Aylin. Mert kendimi söyledi bunu sana. Ha? Ne zamandan beri beraberlermiş? Nasıl bilmiyorum Aylin, olur mu öyle şey? Nasıl bilmiyorum? Bu böyle olmayacak. Gidip Bülent'e her şeyi itiraf edeceğim. Bu böyle olmayacak. Hayır. Aşkım bir tanem olacak aşkım. Özür dilerim. Bu böyle olmayacak. Özür dilerim. Bir tane. Pes edersen onu. Ne olur pes. Bak Cemre elimizden kayıp geliyor. Oğlana müsaade edemem ben. İstediğin kadar beni suçla. Eğer seni rahat ettiriyorsa istediğin kadar beni suçla ama artık olan tehlikede. Benim Bülent'e her şeyi itiraf etmem lazım Ali. Bu böyle olmaz. Cihan. Konuşma. Ne olur konuşma yalvarırım. Konuşma. Kimseyle konuşma yalvarırım. Henüz bir haber yok maalesef. Benim kızım kaçsaydı, kendi isteğiyle gitseydi, ne yapar yapar haber verirdi. En azından bir mesaj yollardı iyiyim diye. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Korkuyorum. Umutsuzluğa kapılmak için henüz erken. Telefonun sinyallerini takipteyiz zaten. Ama telefon kapalı olduğu için biraz zor oluyor tabii ki. Komiserim. Oğlum, sen böyle vakalarla çok karşılaşmışsındır. Önüne çok geliyordur. Bana diyeceğin hiçbir şey yok. Yani şöyle şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye. Yani tabii ki var ama değişiyor bunlar çok. Aslında haber alamıyor olmamız gerçekten umut verici. Doğru. Kötü haber tez yayılır derler değil mi? Ben bir haber alınca size ileteceğim. Yalnız oğlunuz lütfen yarın emniyete uğrasın. Olur mu? Tamam. Ben bir canlı ailene bakıyorum. Görüşmek üzere. Tamam. İyi akşamlar. Ha, Bülent. Geldim yavrum, geldim. Kusura bakma.
Cihan hocam neredeydin? Ben de tam gidiyordum zaten. Bizim ailem midesini bozmuş. Biraz onunla ilgilendim ben. E gidiyor musun sen ya? Kalsaydın biraz da. Gideyim, gideyim. Sana da Tosun'la Allah kolaylık versin. Havuzu da artık yaptırınca çağırırsın, bizi geliriz. Tabii, neden olmasın. Görüşürüz. Eyvallah Bülent. Ya of. Anahtar lan. Anahtarımı unutmuşum da. Aylin. İyi misin sen? İyiyim. İyi gözükmüyorsun ama. Kim ya? Aylin. Bana yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim? İnci için üzülüyorsun aslında biliyorum ama. E tabii haliyle aklını da getirmemeye çalışıyorsun. Sen duygularını pek saklamayı bilmezsin biliyorum. Hiç. İnci şu kapıdan sağ gelirsin diye neler vermezdi. Umarım hayır. İnşallah. Bu arada ben Gülsüm Hanım'la konuşamadım, söyleyemedim onu ama... İnci'nin bir gizli sevgilisi olmalı. Her şeyi bilen, hatta her şeyden sorumlu olan birisi. Yani bu tür vakalarda genellikle böyle olur. Ben sanmam yani. İnci'nin babası çok baskıcı ben. İşte o yüzden ya mahallede ya yakınında belki de bu sitede birisi olmalı. Kız başka bir yere burnunu çıkartmıyormuş sonuçta. Ha, bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Etrafta eğer sıra dışı bir şey görürsen haber verirsin. Telefonda bulursak zaten mutlaka bir ipucu çıkacaktır. Tamam. Tamam. Haberleşiriz. Hayır kardeşim ne münasebet. Ben kazdırmam bahçemi. Git kendi tarafında yap. Haydi buyur. İyilik de yaramıyor bunlara. Ya beyler sakin olun. Ya ne sakin olacağım ben Allah aşkına ya. Gitsin kendi tarafında yapsın ne yapacaksa. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olacak? Emin Bey buraya havuz yapmaya karar vermiş. Hem de yarın sabah. Aylin'cim, Emin çocuklar için iyi olur diye düşünmüş. Ne var bunda? Tabii yani... Cihan bu bostana çok emek verdi. Ondan herhalde. Değil mi Cihan? Ha ben hiç sevmiyorum böyle emrivakileri. Cihan'cığım aslında çocuklar için havuz fikri güzel. Neşe şöyle yapalım mı? Cihan bu inşaat sesini dert ediyor. Çünkü çalışma masası buraya bakıyor. Biz bayramda tekneye gitmeyi planlıyoruz. Evet. O süre zarfında da bu kazma iş bitmiş olur ha? Aylin'cim hiç sorun değil. İnan ki sorun değil. Beyler siz de uzatmayın artık. Hadi masaya. Hayır efendim. Ben bayramı falan bekleyemem. Hiç kusura bakmayın. Ben burada bayramda havuzumun başında keyif yapacağım. Emin uzatma lütfen. İnat ettin. Hadi yürü. Bir dakika Neşeciğim. Bir dakika. Bak Cihan Hoca. Sen beni tanırsın bilirsin. Benim inadım inattır. Bak görürsün. Buraya gerekirse başına polis dikeceğim. Bu havuzu yine de yaptıracağım. Sana 24 saat mühlet. Ben 24 saat mühlet diyor ya Allah aşkına. Ben de yarın sabah buraya dikiliyorum. Burayı da kazdırmıyorum kardeşim. Kazdırmıyorum. Emin uzattın gerçekten uzattın. Ya, Emin hadi. Ay, Emin lütfen uzatıyorsun. Hala çilek. Anne ben sonra geleceğim. Tamam canım.
çekiyorsun. Çok dikkat çekiyorsun. Dikkat çekiyorum. Ben mi dikkat çekiyorum? Evet. Ben çekiyorum ha. Sabahtan beri bizi odalara kapatan kim acaba? Sakin olacağız. Sakin. Hiç telefonunu atmayacaktın Cihan. Hata yaptın. Ya telefon bulunduğunda Mert'in mesajları ortaya çıkarsa? Acaba bana zaman bıraktı mı düşünmek için? Ben sana söyledim, hata yapacağız dedim. Al işte. O hatanın bedelini ne kızım ne de oğlum ödeyecek. Anladın mı? İnci neredesin? Allah'ım, ne olur başına bir şey gelmesin. Allah'ım, ne olur başına bir şey gelmiş olmasın. İş için yazdım. Konuşmamız lazım. Şu senin temizlikçinin kayıp kızını araştırıyorum. İyi konu. Hem de belki yardımım dokunur. Yardım etmeyeceksen karını arayayım. Serpil, kahve içer misin? Serpil. Olur. Aylin Hanım, ben yapayım kahveyi ne olur. Gülsüm, ben yaparım. Ne olur Allah aşkına ben yapayım. Bakın Allah'ın izniyle. Gülsüm. Gülsüm, özür dilerim. Özür dilerim, hepimiz çok üzgünüz. Aklımı durduramıyorum. Bir şey yapmak zorundayım. Tamam sen yap. Ben de Mert'e bakayım. Aç kaldı zaten. Herkes aç kaldı. Sen yemek yedin mi? Aç değilim ben. Gülsüm teyze. Melisa dondurma istiyor. Külahta. Tamam yavrum, yaparım. Siz yemeyecek misiniz? Yok, bizim işimiz var. Çık. Yardım edebilirsin bana gerçekten. Bak, bana bir tek sen yardımcı olabilirsin. Ve çok iyi niyetle söylüyorum. Olayın çözülmesine çok büyük faydam dokunacak. Hem sen İnci'nin bulunmasını istemiyor musun sonuçta? Tamam, söyle. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Sana ben bir yemek ısmarlayayım. Hem daha rahat konuşmuş oluruz. Sen şimdi bana nerede olduğunu söyle. Ben de sana ona göre bir yer söyleyeyim, olur mu? Ne olur evet de kabul et. Yani sana da hayır denmiyor ki zaten. Harika. Ben süper bir yer biliyorum. Sana birazdan bir konum göndereceğim. Ben de 15-20 dakika sonra oraya geleceğim. Anlaştık. Peki. Hoşça kal. Cihan, çok acelem var. Ben seni sonra arayayım mı? Arama beni. Arama Azra. Ne beni ara, ne de karımı ara. Ne oluyor? Sen niye böyle gerildin? Niye panikledin? Bana mı güvenmiyorsun? Bak,
İnci'nin haberini yapmaya çalışıyorum. Olayın çözülmesinde faydam dokunacak. Hayatım. Sen bir olaya çok üzüldün. Ben de bunu aydınlatmaya, açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum ki sevdiğim insan mutlu olsun diye. Azra. Bundan böyle benim hayatımı kurcalama. Cihan, sana inanamıyorum ya. Sen şu anda resmen karım şüphelenecekse İnci bulunmayı versin diyorsun ha? Pes. Yahu ne alakası var şimdi Azra? Ne alakası var şimdi? Bak, beni az çok tanıyorsun. Yani neyse işte. Benim kontrolümden çıktığı zaman her şey... O zaman benim dengelerim değişiyor. Öyle mi? Beni kontrol altında tutmak istiyorsan profesör... ...çok fazla yalnız bırakmayacaksın. Tamam mı? Hadi öpüyorum. Bunu ben alacağım. Susacaksan al Cemre. Barcelona mı burası? He. Ela, bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Siz Cemre'nin odasına gitseniz olur mu? Benim biraz işim var. Ne işin var? Sevgilinle mi konuşacağım? Bu da herkesten saklıyor sevgilisini. Tanıdığımız biridir belki. Cemre, gidin. Sevgilini söyle gideyim. Söylemeyeceğim ve gidin. Sevgilini söyle gidelim. Söylemiyorum ve çıkacaksın, gideceksin diyorum. İstemiyorum diyorum. Tamam, der misin? Gidin abi. Gidin. Ne gülüyorsun tamam. Ya Allah Allah. Söylemeyeceğim diyorum. Çıkar mısın dışarı? Cemre, çıkar mısın? Ya. Ya Cemre, dikkat etsene. Dikkat et. Bu da mı benim suçum? Cemre! Cemre! Yanlış anladın. Bırak! Aylin abla, ben de gideyim. Annemler merak eder. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Söylemeyeceksin, tamam mı? Buna Cemre de dahil. Anne, ne oluyor? Oğlum, bir şey olmuyor. Sadece... İnci'nin başına kötü bir şey geldiyse... senden bilecekler. Başın belaya girecek. Anladın mı? Anne... bir şey biliyorsun, bana söylemiyorsun. Oğlum, ben ne bileceğim, bir şey bilmiyorum. Ben sadece seni korumaya çalışıyorum, tamam mı? Bana yalan söylemezsin, değil mi? Ne olursa olsun. Yalan söylemezsin, değil mi? Oğlum bak. Çok üzüldün. Hepimiz çok üzüldük, tamam mı? Bülent'le konuştuk.
bir gizli sevgilisi vardır. Genelde de ilk şüpheli o olur dedi. Anne ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz anne? Oğlum, oğlum tabii ki bunların suçlusu sen değilsin ama polisle... Polis gitsin kendi işiyle ilgilensin. Polis gitsin İnci'yi bulsun. Oğlum. Sevgili mi bulsun İnci? Tamam, tamam. Peki. Beni sevmiyorlar. Beni sevmiyorlar. Mert. Mert. Oğlum. Mert. Bak oğlum. Söylediklerini unutma. Tamam mı oğlum? Afiyet olsun. Ay Serpil ya, seninle de ilgilenemedim, kusura bakma. Bitmiyor işte bu çocukların dertleri. Canım benim, olur mu öyle şey, saçmalama. Daha ne yapacaksın zaten? Hem bunlar tatlı dertler. Hiç şikayet etme, yuvanın kıymetini bil. Halime bak, şükret işte. Ben erken yatsam ayıp olur mu sana çok? Ne olur mu öyle şey, istediğin zaman. Misafir odası hazır zaten, her şey var. Biliyorsun yerini. Bir şey istersen haber ver, olur mu? Aile, çok teşekkür ederim her şey için. İyi ki varsın. İyi geceler. İyi geceler. Gümüş. Aynen. Enginleri yetiştiremediydim. İnci yaptı. Babacığım. Aşkım. Niye burada oturuyorsun? Anneme senin hiçbir suçun olmadığını söyledim baba. Aşkım. Sen bizi üzecek bir şey yapmazsın değil mi? Değil mi baba? Babana öyle söylemiştin. Aşkım, hani bunları konuşmayacaktık biz seninle? Hı? Yarın senin okulun yok mu? Hadi bakalım doğru yatağa. Sence okula gitmeye hazır mıyım baba? Hadi yatağa. Hadi. Artık beni sevmiyorsun. Cemre yeter. Artık beni sevmiyorsun değil mi? Yeter Cemre. Cemre yeter. Hadi yatağa. Artık mutlu olalım ne olur.
Aylin Hanım. Ben yatıyorum. Bir şey varsa... Tamam, yatabilirsin sen. Bak, bunu dünyanın her yerinde yedim. Meksika'da, Brezilya'da, Portekiz'de. Tayland'da bile yedim. Bunun gibisi yok. Niye? Çünkü ben buradayım. Alakası yok. İçinde tereyağı ve pul biber var. O yüzden. Bence sen birazcık da Türkiye'yi özledin ondan. O yüzden seni buraya tuttum bak. Köprüyü izle diye. Özledim tabii. 15 yıl oldu. Dile kolay yani. Evet, şimdi ben sana bu 15 yılda neler yaptın diye sorsam sen... Her zamanki gibi gizli diyeceksin. O yüzden ben günümüze gelmek istiyorum hemen. Bu Cihan Hoca'nın yardımcısının kızı, İnci. Sence bu kıza ne oldu? Bilseydim çözmüştün zaten. Ben yarın İnci'nin okuluna arkadaşlarıyla röportaj yapmaya gideceğim. Hatta eğer ikna edebilirsem aileyi de yayına almak istiyorum. Cihan Hoca ile karısını da, ama neyse. Sen bana yardım edersen eğer bu işi çabucak çözeriz. Duydum. Televizyon stüdyolarında çözülüyormuş bu işler. Vallahi medyanın gücünü hiç küçümsemeyin komiserim. Küçümser miyim ya? Bu arada sen psikologtun değil mi? Bu televizyon programcılığı işi nereden çıktı? Bu işler son birkaç yıldır trend oldu. Böyle psikologların, psikiyatristlerin kitapları falan yok satıyor. Hikayeleri dizi olmaya başladı. Ben de bütün gün böyle bir odanın içinde oturup sadece bana ulaşabilen birinin sıkıntısını dinlemektense hem daha fazla insana ulaşmak istedim hem de işin birazcık eğlenceli kısmında olmak istedim. Yani suç ve suçlularla uğraşmak senin için eğlenceli geliyor. İlginç bir şey. Öyle değil mi? Çok enteresan vakalarla karşılaşıyorum. Sence de ilginç değil mi? Yani bazen. Herkes başkalarının sırlarını merak eder. Başkalarının acılarını. Başkalarının günahlarını. Şunun bir de tadına ben bakayım. Çok met ettin. Neredesin İnci? Yapıyordun burada benimle buluşmaya gelmeyip. İnci neredesin? Günaydın. Günaydın. Ben içeride yatmak istemedim salonda. Gülsüm var, Serpil var. Doğru olmaz şimdi. 12 yaşındaydım. Marmaris'e tatile gitmiştik.
birlikte geçirdiğimiz son tatildi. Annem. Annem hiç doğmayacak kardeşime hamileydi. Her şey o kadar güzeldi ki. Sonra yıllarca gözümü her açtığımda Marmaris'te olmayı diledim. Her şeyin bir kabus olduğunu, Şezlong'da uyuyakalmış olmayı, uyandığımda tatilimize kaldığımız yerden devam etmeyi diledim. Her şey yolunda. Bugün sıradan bir gün olması gerekiyor. Sıradan bir gün. Cemre. Sen Cemre'yi okula bırakırsın, ben işe giderim. Mert. Cihan, Mert'i acaba yurt dışına falan mı göndersek? Amerika'ya, Dilara'nın yanına. Okulu var. Mert gitmek isteyecek mi acaba? Bunun tercihini bırakamayız ki biz bu durumu yani. İnci ile sevgili olduğu öğrenilirse başı belaya girecek. E giderse de bütün şüpheleri üstüne çekecek Hayri. İnci'yi de buradan... Allah'ım. İnci'yi de başka bir yere taşımamız gerekiyor. Yarın sabah Emin bostanlığı kazdıracak. Bu akşam yapmamız lazım. Aylin. Cemil'in profesyonel bir yardıma ihtiyacı var. Bir psikolog falan ayarlamak gerek. Ne diyeceğiz kadına? Ya ne diyeceğiz işte yani. Her şeyi anlatalım demiyorum ki yani. Gitsin bir görsün çocuğu yani. Bir ilaç verir, bir şey verir. Yani böyle hiçbir şey yapmadan durmak benim çok canımı sıkıyor Aylin. Tam tersi Cihan. Tam tersi. Konuştukça her şey daha kötüye gidecek, farkında değil misin? Unutalım. Unutalım. O unutsun, biz unutalım. Hepimiz unutalım. Unutalım normal. Normal hayatımıza artık geri dönelim, normal. Normal hayatımız. Normal diye bir şey kalmadı bizim hayatımızda Aylin. Bunu bir anla önce. Ben normalleşelim demiyorum Cihan. Normalleşelim demiyorum. Sadece normalmiş gibi davranalım. Mesela ne bileyim bu akşam yemeğe gidelim. Gülsüm'e ne diyeceğiz Aylin? Senin kızın öldü ama biz hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz biz? Gülsüm'ün haberi yok Cihan. Gülsüm bilmiyor. Gülsüm kızını bekliyor. Yani belki ne bileyim sevgilisiyle kaçtı. Sevgilisiyle mi? Ya kızının sevgilisi bizim oğlumuz Mert. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Zaten Mert Amerika'ya gittiği zaman her şey normale dönecek, çözülecek her şey. Delirdin sen Aylin, delirdin. İyice gitti sen de. Cihan sen niye delirmiyorsun? Sen neden delirmiyorsun Cihan? Üstelik kafayı yedirtecek o kadar çok şey olmuşken. Hepsi de senin yüzünden. Beni suçlamak seni rahatlatıyorsa suçlamaya devam et. Tabii ki seni suçlayacağım. Eğer...
Cemre senden şüphelenmeseydi... Ya bizim kızımız hasta, hasta. Aylin hasta. Bunu anla artık. Sense hiçbir zaman görmedin bunu. Yani bu hastalığı bir kusurmuş gibi hep örtmeye çalıştın sen. Sen? Peki sen? Sen ne yaptın? Her dediğini yapıp tepene çıkarmaktan başka sen ne yaptın? Güzel işte. O zaman gidip biz teslim olalım. Biz iyi bir çocuk yetiştiremedik diyelim. Verin cezamızı. Neyse bizim cezamız kesin diyelim. Oldu mu? Cihan sus! Sus sus yemin ederim bak aklımı kaçıracağım. Sus yeter! Bayılacağım şurada yeter! Hayatımız boyunca savunduğumuz her şey bir anda yerle bir oldu. Çünkü anne baba olmak böyle bir şey. Böyle bir şey. Ben artık bilmiyorum Aylin. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Günaydın. Hazırlan okula gidiyorsun. Okula gidiyorum diye sevineceğim hiç aklıma gelmez. Çok sıkıldım evde ya. Cemre. Cemre bak Gülsüm teyzenin yanında çok dikkatli olacaksın tamam mı? Ben aptal mıyım? Cemre hadi. Hadi hazırlan hadi. Cemre hazırlan. Gülsüm, sen bunları hangi ara yaptın? Uyku tutmadı. Misafir de var. Oyalanayım diye işte. Emniyetten haber yok mu? Olsa zaten söylersiniz. Neyse. Ben bahçeye kurayım kahvaltıyı. Birazdan Melisa'yı da kaldırırım. Okula hazırlarım. Ben Mert'e bakayım. Ben bakarım Mert. Ben bakarım. Mert. Mert. Thank you.
Efendim baba. Mert neredesin oğlum? Baba ben çok kötüyüm. Neredesin? Parktayım. Geliyorum oğlum. Geliyorum, bekle orada. Sevdiğim poğaçalardan yaptım hadi. Hiçbir haber yok değil mi hala İnci'den? Yok. İnci titi olmuş. Ne olmuş? Ne olmuş İnci'ye? Trend topic olmuş. Yani ne olmuş? Nedir bu? Gülsün telaş yapma hemen. Bak sosyal medyada kampanya başlatmışlar. İnci bulunsun diye, iyi bir şey yani. Allah'ım. Allah'ım sen koru onu. Babam nerede? Beni okula bıraksın diyeceğim. Ben bırakacağım seni okula. Ben de tam şimdi İnci ile ilgili tweet atıyordum. Hashtag İnci nerede? Aşık oldum. Ben de sana aşık oldum. Mert. Oğlum iyi misin sen? He? Değilim baba. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Çok kötüyüm. Delireceğim artık yani. Böyle hiçbir şey yapmadan beklemek çok zor. Gülsüm teyzenin gözünün içine bakıyorum. O da bana bakıyor. Hiçbir şey diyemiyorum kendime. O kadar kötü hissediyorum ki. İnci benim sevgilimdi baba. Biliyorum oğlum, biliyorum. Biliyorum. Annen her şeyi anlattı bana. Bir senedir birlikteydik. Babasından korktuğu için söyleyemiyordu ailesine. Sizden de utanıyordu. O yüzden size de söyleyemedik. Oğlum. Bak bunu bir süre daha saklamamız gerekiyor. Baba sen de mi ya? Öyle söyleme. Bak. İnci'nin kovuşturmasının sonuna geldik. Bir ucunun bulunması an meselesi. Eğer seninle ilişkisinin olduğunu öğrenirlerse, İnci'nin bulunması için gerekli olan en ufak bir ipucunu gözden kaçırabilirler. Anladın mı beni? Tamam. İnci'nin bulunması için her şeyi yaparım. Yeter ki bulunsun. Polisler İnci'nin telefonunun peşindeler. Yani senin ona attığın mesajlarla ilgili... Ben bir mesaj atmadım. Mesajlarını siliyor zaten abisi kontrol ediyor diye. Yalnız... Ses kaydı yollamıştım, onunla buluşacaktık. Gelmedin, neredesin, ne yaptın diye ses kaydı yolladım. Peki İnci ile ilişkini bilen başka kimse var mı? Var. Bir kişi daha var. Esra. İnci'nin okuldan arkadaşı. İnci kaybolduktan sonra bir iki defa konuştum onunla. O da perişan halde baba, kimseye bir şey demez yani. Halledeceğiz oğlum. Hepsini halledeceğiz hadi. Hadi eve gidelim. Annen meraktan öldü. Perişan oldu kadıncağız. Hadi. Tamam.
Bana bak, burası iyi. Olur olur, iyi burası. Tamam, sen burada dur, ben çime girmeyeyim. Benim topuğum saplanıyor toprağa. Heh. Tamam. Ah canım, nasıl da düşünüyor hemen bak. Çok güzelim be. Ah. Çağla da gelmedi de neyse, bari o gelene kadar çekelim anonsu. Olur, başlayalım. Şu kızı alma. Hazır mı? İnci nerede? Evet. Bugün tüm Türkiye güne bugünden de uyandı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İnci Yılmaz neredeyse 2 gündür kayıp. Hukuk fakültesinden öğrenci arkadaşları İnci'yi arama çalışmaları için kampanya başlattı. Ve bir sürü hashtagler açıldı. Ve biz de her olayda olduğu gibi bu işin de takipçisi olarak İnci'nin bugün okuluna geldik. Yani öyle işe yarar bir şey yok. Yorumlar, yorumlar. Ne diyorlar peki, ne söylüyorlar? Yine mi bir genç kadın öldürüldü diyorlar. Cemre. Cemre. Hadi kızım, çantanı hazırla. Okula. Dikkat çekmek için öyle yazıyorlar Gülsüm. Farkındalık yaratmak için. Gülsüm teyze. Ne oldu, haber mi var? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. İnci'yi öldü diyorlar. Kim diyor ya? Ben Cemre'yi okula bırakacağım. Sen de Melisa'yı servise bırakırsın. Olur mu? Ne okulu? Ne Melisa'sı? Ne diyorsunuz? Bir şey mi oldu? Biri bir şey desin ya. Ya yok öyle bir şey. Kampanya başlatmışlar İnci için. İşte millet yorum yapıyor saçma sapan. Ne bileyim ben, ne bileyim. Gülsüm teyze. Bak, o kadar korkuttun ki beni. Artık üzülme. Söz veriyorum sana, bulacağız İnci'yi. Söz veriyorum. İnşallah. Cemre, ben sana dikkatli ol diyorum. Dikkat çek değil. Anladın mı? Bak, bundan sonra Gülsüm'ün yanında da başkalarının yanında da tek kelime etmeyeceksin. Duyuyor musun beni? Cemre, duyuyor musun beni ya? Cemre, ne yapıyorsun? Ya sus sana sen! Sus! Ya sus! Bana bak Cemre! Bakmıyorum! Bakmıyorum! Görmüyorum! Cemre, kaza yapacağız seni! Cemre, kaza yapacağız! Dur! Size bir küpe buldum.
Annenindir yavrum. İnci'nin... Bir bakayım. Ailenin ya bu küpe. Ailenin küpesi, ben kaybettim demişti. Aferin prenses be. Üzülme Gülsüm teyze. Ağacım. İnci ablan bulunacak. Ağacım. Evet, tabii ki bulunacak. Hadi Melisa hadi. Hadi kızım servisin gelmek üzere götüreyim ben. Acaba ben ne olur ben götüreyim. Olur mu Gülsüm ben götüreyim ya. Ne olursunuz ben götüreyim. Çünkü ağırlık veriyorum diye üzülüyorum. Hadi gel. Çantanı da alalım odandan. Gel. İnci'nin küpesiydi o. Oğlum öyle her şeyi atlamadın değil mi? Gülsüm yoksa senden şüpheleyecek. Baba tamam ama niye, niye? Anlamıyorum ki niye? Oğlum babana güven. Tamam mı? İyi. Ben şimdi okula geçiyorum. Sen ne yapacaksın? Ben okula falan gidemem bu halde. Dün parkta sabahladım. Çıkar uyurum biraz. Ben gidiyorum. Hadi. Of anne ya, of anne ya. Şu düştüğümüz hale bak. Şşş, ulan İnci. Ulan İnci sen bir gel ben sana göstereceğim. Sabah, sabah. Tamam hadi kahvaltı hazır. Çıkacağım ben de. Geliyorum. Ne oldu? Bir haber var mı bacında? Yok ya. İşte okula gideceğim, karakola gideceğim. Bakacağım işte. Bana bak. Anan ararsa söyle gelmesin, tamam mı? Nereye gittiyse orada kalsın. Baba, bak böyle olmuyor ha. Ne demek olmuyor lan? Ne olmuyor? He? Bu yaştan sonra şu yaşadığım kepazeyle bak be. Bak ben annemi arıyorum, çağırıyorum ona göre. Benim lafımın üstüne laf söyleme. Baba yeter. Arıyorum, çağırıyorum. Babam da kabul etti diyorum. Tamam mı? Ne yaparsan yap be. Yalnız bana bak. Bugün geldi geldi. Gelmedi. Bir daha bu kapıdan içeri giremez haberin olsun. Tamam tamam sus arıyorum sen kahvaltını et. Dur bakalım. Çetin ne oldu? Bir haber mi var? Yok anne yok bir şey yok. Sen neredesin? Nerede olacağım Aylin Hanımlara geldim. Sağ olsunlar kabul ettiler. Herkesi derdimizle perişan ettik zaten. Tamam anne tamam şimdi sen bu durumu fazla uzatma tamam. Bak biz evde böyle iki erkek yapamıyoruz. Sen gel babamdan özür dile. Yemek yaparım gelir alırsın. Anne delirtmesen insanı ya. Derdimiz başımızdan aşkın zaten. Sen gel babamdan özür dile o affedecek ben konuştum. Kapatıyorum. İşim var benim. Anne dur ya. Bak beni İnci'nin okulundan aradılar. Araştırmamı ne yapıyorlarmış. İşte ona gidip bakacağım ben. Alo. Anne. Allah bildiği gibi yapsın. Hadi yavrum hızlı gidelim servise yetişelim. Evet şimdi İnci'nin okulundaki arkadaşlarından biriyle Ayşe ile beraberiz. Ayşe'cim merhaba şimdi senin bize vereceğin bilgiler çok önemli bu olayın aydınlanmasında. İnci'yi ne kadar tanıyordun? Nasıldı aranız? Neler söylemek istersin onunla ilgili?
Yani sessiz sakin bir kızdı. İnci çok başarılı bir kızdı. Sürekli ders çalışırdı. Erkeklerle çok mesafeliydi. Kimseyle fazla konuşmazdı. Okul dereceyle bitirmeyi çok istiyordu. Ailesinin baskıcı olduğunu söylüyordu bizim kızlar. Sanırım bu yüzden konuşmuyordu. Siz bir şey biliyor musunuz İnci hakkında ya da bir şey söylemek ister misiniz arkadaşlar? Dinliyorum. Selam Bülent. Var mı bir gelişme? Telefon sinyalinden yerini tespit ettik. Bu iyi haber. Şimdi gidip bakacağız. Ben de gidiyorum, merak etme. Nerede buldunuz? Kapsam geniş bölge. Gidip bakacağız, göreceğiz bakalım. Tamam Bülent, tamam. Bir gelişme olursa haber verirsin. Eyvallah, görüşürüz. Efendim Cihan? Aylin telefonu bulmuşlar. Ne? Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, yalvarıyorum Mert'le ilgili bir şey bulmasınlar. Ne yapsak Cihan? Bu gece bilatı alıp hemen Amerika'ya mı göndersek Mert? Aylin, ne olur sakin ol. Ben Mert'le konuştum. Abisi kontrol ediyormuş. O yüzden de gelen mesajların hepsini siliyormuş. Bir tek o gün. Mert İnci'ye neredesin seni bekliyorum diye bir mesaj atmış. Yani olayın saatlerinde. Bu iyi bir şey. Mert'in olayla ilgisi olmadığı ortaya çıkar. Tamam. Tamam, anladım. Aylin, yalnız bizim seninle konuşmamız lazım. Evde konuşamayız. Ben dersten sonra büyük bir ihtimalle senin ofise gelirim. Orada konuşuruz, tamam mı? Konuştuktan sonra da Bülent'e geçerim, bir durum yoklaması yaparım. Sen de Cemre'yi alırsın, eve geçersin. Akış bu. Bozmayalım, tamam mı Aylin? Tamam. Evet, İnci'nin okulundayız ve arkadaşlarıyla röportajlar yapmaya devam ediyoruz. İnci'nin okuldaki yakın arkadaşlarından Esra var yanımızda. Esracığım merhaba. Bize İnci ile ilgili neler söylemek istersin? Biz İnci ile çok yakın arkadaştık. İnci'nin okuldan eve, evden okula bir hayatı vardı. Yani öyle kaçıp gidecek birisi değil İnci. Bence mutlaka başına bir şey geldi. Lütfen siz de onun fotoğraflarını yayınlayın. Gören, duyan, bilen birisi çıksın. Emin ol Esra'cığım, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki sen son zamanlarda hiç İnci'de böyle şüpheli bir durum sezdin mi? Farklı bir şey. Yani hayır. Her zamanki İnci işte. Peki sen ne zaman gördün İnci'yi en son? 2 gün önceydi. Hatta Cihan Hoca ile birlikte okuldan çıktılar. Cihan Hoca ile... Beraber bu arada Cihan Hoca da buyurun. Programımızın konuklarından olay yeri uzmanı Profesör Doktor Cihan Fırtına şu anda geldi. Kendisine mikrofonumu uzatacağım ve ona sorular sormak istiyorum tabii ki, ama öncelikle bir detayı anlatmak istiyorum size. Cihan Hoca ile İnci'nin arasında çok ayrı ve özel bir bağ var. Çünkü İnci'nin annesi Gülsüm Hanım onların evinde çalışıyordu. Yani Fırtına ailesi aslında İnci'nin çocukluğuna kadar biliyorlar. Ve Cihan Hoca İnci'yi gören son kişi. Hocam, elbette ki bütün uzmanlığınızı bu kayıp olayını aydınlatmak için kullanacağınızı biliyorum. Fakat ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizce İnci'nin başına ne gelmiş olabilir? İnci nerededir? Öncelikle bu bir vaka çözümlemesi değil. Dakikaların çok önemli olduğu bir kayıp vakası. O yüzden de araştırmalarımızı, bulgularımızı böyle bir ortamda kamuoyuyla paylaşmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Yani siz İnci'nin kaçırılmış olabileceğini ya da hiç aklıma getirmek, böyle bir şey söylemek istemiyorum ama cinayete kurban gittiğini mi söylemek istiyorsunuz? Çünkü bir suçlunun olduğundan çok emin gibi konuşuyorsunuz. Biz bütün ihtimalleri değerlendirmek zorundayız. Elbette hocam, elbette. Bizim de amacımız
kamuoyunda farkındalık yaratıp yardımcı olmak. Zaten öğrencileriniz hukuk öğrencisi olmasının bilinciyle arkadaşları için bir kampanyaya hızlıca çoktan başlamışlar bile. Biz de bu akşamki yayınımızda paylaşacağımız görsellerle, fotoğraflarla, röportajlarla olsun bu olayı geniş kitlelere yaymak için elimizden geleni yapacağız. Ve umarım İnci'yi sağ salim bulacağız. Kusura bakmayın Azra Hanım, benim derse yetişmem lazım. Ama işiniz bittikten sonra sizinle görüşmek isterim. Tabii ki hocam. Tabii. Kolay gelsin. Size de. Lütfen sesimizi duyurun Azra Hanım. Evet. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. İnanın ki herkes çalışıyor. Bu akşamki yayında bütün röportajları yayınlayacağız. Umarım ki bulacağız. Bak bak, pırıl pırıl olmuş. En az 1500 okuturuz bunu. İyi iş yapmış. Burası amirim. Buyurun memur bey. Hayırlı işler. Sağ olun amirim. Nasıl yardımcı olayım size? İkinci eline kadar telefon varsa tezgaha koy kardeşim. Amirim, hepsi ikinci el. Buyurun emrinizde. Sen benim buraya ne için geldiğimi gayet iyi biliyorsun. Amirim anlamadım. Kardeşim uğraştırma bizi. Çalıntı ne varsa koy. Hadi. Amirim çalıntıyla ne işimiz olur bizim? Uğraştırma bizi kardeşim. Hadi koy. Amirim ben anlamadım sizi. Ama amirim bu var. Dün geldi. Çalıntımı bilmiyorum. Nereden geldi? Faruk var bizim. Sucuda çalışan. O getirdi sattı. O da müşteriden almış amirim. Tamam çağırın Faruk'u. Siz de koyun poşete bunu. Sen de bize bir çay söyle. Bekliyoruz Faruk'u. Hemen amirime çay getir. Fırla, fırla. Alayım bunu. Pınar Hanım merhaba, ben Aylin Fırtına. Çok mersi, iyiyim. Siz nasılsınız? Pınar'ım, benim sizinle çok önemli bir dava ile ilgili görüşmem lazım. Bugün olursa süper olur. İyi, yetişirim ben. Süper, görüşürüz. Aylin Hanım, 13 toplantısı için geldiler. Ben size yapayım toplantıyı. Allah Allah. Bak. Ya ne diyorsun, bu senin Gülsüm teyzenin kızı olan İnci mi? Vallahi o. Yani kız birdenbire kayboldu. Desene, olayların tam ortasındasın. Ben de cidden sen hastasın sandım ya. Yok canım, ben hasta değilim de işte İnci kaybolunca biz çok üzüldük ondan. Gelemedim. Peki ne oldu acaba? Bilmem. İnşallah bir şey olmamıştır. Beni hemen kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Pınar Hanım. Rica ederim. Acil deyince. Buyurun. Olay bir müvekkilimle alakalı. Davası da yarın. Savunmayı hazırlamadan önce sizinle görüşmek istedim. Bir de müvekkilim küçük bir kız olunca. Anlıyorum, anlıyorum. Tabii siz de bir annesiniz. Cemre nasıl bu arada? Cemre iyi. Sizinle yaptığımız sohbetlerin çok faydasını gördük. Çok sevindim, çok sevindim. Evet, buyurun, sizi dinliyorum. Pınar Hanım, size anlatacaklarım suç unsuru içerse de hasta mahremiyetinde kalır, değil mi? Endişelendirmeyin beni. Pek tatsız bir olay galiba. Evet, maalesef. Bir de müvekkilim 15 yaşında bir genç kız olunca babasının ihanetini fark ediyor. Hay Allah. Ergenlikte çok kırıcı olur bu. Ayrıca biliyor musunuz, genç kızlar arasında çok yaygın bir korkudur bu. Babam annemi aldatıyor mu korkusu.
Öyle mi? Tabii altta babaya olan hayranlık da var. Tabii. Baba kız ilişkisi çok iyiyse hele. Evet, çok iyi. Hatta anneyle çatışma halinde. Tıpkı Cemre gibi. Yani aslında çok öyle de denemez ama neyse. Olay şöyle oluyor. Müvekkilim babasının sevgilisini yakalıyor. Kavga etmeye başlıyorlar. Sonra itiyor ve kızın ölümüne sebep oluyor. Of. Çok büyük bir travma bu. Çok. Olayın tarafları için tabii. Aileye sabır dileyelim. Ayrıca sizi korkutmak istemem ama bu kız artık bundan sonra kendini çok zor toparlar. Hele bir de ceza alırsın. Gerçi siz işin o tarafını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yani yaş indirimi falan. Pınar Hanım, aslında benim size sormak istediğim başka bir şey var. Sorun şu ki kız pişman değil. Nasıl? Farkında mı değil bir insanın ölümüne sebep olduğunu? Şöyle, ölümüne sebep olduğu kızın kötü biri olduğuna inanıyor, hak ettiğini düşünüyor ve asla kendini savunmuyor. Kaza değil yani. Bilinçli mi? Hadi hazırsak başlayalım. İnci nerede? İnci bir an önce bulunsun. 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 Tamam, at şimdi. Hepimiz tek destek olalım. Peki genç kızın ilk şiddet eylemi mi bu? Yani tanık olmuş psikolojik bir hastalığı var mı? Yani anladığım kadarıyla bu derecede bir şey olmamış. Kızın küçük çaplı böyle hırçınlıkları oluyormuş ama annesi anlattı. Hep ergenlik diye düşünmüşler. Bilinen fiziksel bir rahatsızlığı yok. Peki şiddet görmüş mü kendi? Yani okulda, ailede? Hayır, hayır, zannetmiyorum. Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü şiddet gören şiddet uygular. Sonrasında tabii ki pişmanlıklar oluşabilir. Ama bu genç kız için görmeden, konuşmadan böyle bir şey söylemek pek mümkün değil. Ayrıca vicdan gene eksikliği denen bir şey de var. Nasıl? Anlamadım. Yani beynin o kısmı çalışmıyor. Bunu gösteren çok önemli araştırmalar var. Yani siz fiziksel bir rahatsızlıktan mı bahsediyorsunuz? Aynen. Ve de küçük yaştaki bu tür olaylarda bence ayrıca cinayet geni olgusuna da bakmak lazım. Tabii ki her olgu taşıyan gidip insan öldürmüyor. Yani ortam, çevre, sosyal şartlar oluşursa ortaya çıkıyor. Bir dakika, bir dakika. Siz genetik bir şeyden mi bahsediyorsunuz yani? Aile geçmişinde eğer böyle bir hikaye varsa neden olmasın? Bilmiyorum. Yani sormam lazım bunu, bilmiyorum. Eğer varsa monoamin oksidaz sentezi eksikliği, yani cinayet geni olabilir. Bu olgular dürtüsel saldırganlık veya muhakeme yetersizliği semptomları gösterir. Ergenlik dönemi de çok tetikleyici bir dönemdir. Bildiğim kadarıyla Batı'da bu gen durumları hafifletici sebep olarak kullanılabiliyor. Bu konuda birkaç makale okumuştum. İsterseniz size verebilirim. Çok, çok sevinirim. Nerede kaldı bu çocuk?
Vallahi ölsek kokmayacağız, dondum soğuktan ya. Çağla'cığım arasana şu çocuğu bir. Bak gelmeyecekse biz onlara gidelim, evlerine gidelim. Hem belki konuşmak için annesiyle babasını ikna ederiz ha? Tamam, dur çalıyor. Kahvem bitiyor, saçım bozuluyor. Bütün motivasyonum gitti vallahi. Alo, geldim ben. Buradayız. Tamam. Tamam, gördüm. Aynısı bir şey yaptı İnci'ye, kesin. Olabilir, İnci'nin sevgilisini yakalamışlar. Yok ya, sevgilisi falan yoktur İnci'nin. Yani bence de yoktur. Ama tabii bilemedim. Sanmam. Yakalamışlar ama. Yani doğru da söylüyoruz. Yani ben öyle duydum. Var mıdır ya, sevgilisi yoktur. Ama yakalamış diyorlar. Oğlum baksanıza siz. Kimsiniz lan siz? He? Ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz oğlum? Hayırdır? Sana ne oluyor? Sen ne diyorsun lan? Kim diyorsun lan sen? Lan oğlum ne diyorsun lan sen? Kimsin lan? Sen kimsin lan? Kapatın kamerayı. Korkma abi, güvendik burada. Durun çocuklar ya. Sakin tamam. Tamam mı şimdi burası? Hazır Hanım, izin süreniz doluyor lütfen. Ama lütfen ne olur, bir tane röportaj kaldı. Müsaade edin, hemen bitirip gideceğiz biz. Biraz çabuk. Tamam, sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar verin mikrofonumu benim. Tamamdır. Hemen başlayalım biz Çetin. Tabii bunu da alın lütfen. Ya kusura bakmayın, öyle langur lungur daldık ama. Yok hiç problem değil. Arkadaşlar her şeyi ben mi düşüneceğim? Şunu da lütfen ya yani. Evet Çetin, seni birazcık tanıyalım. Ben Çetin. İnci'nin abisiyim. Peki Çetin. Kardeşini en son ne zaman gördün? Yani bu işte kaybolduğu günün evvelsi gecesi. Sabah evden okula çıkmış ama ben uyuyordum yani, görmedim. Peki İnci ile aran nasıldı? İyiydi. Çekinir benden biraz. Yani aslında bu üniversite işi benim pek içime sinmiyordu. Ama annem illa okusun istiyor. Ben de sesimi çıkarmıyorum. Anlamadım. Üniversite işi senin neden içine sinmiyordu? Nasıl yani? Yani genç kız. Her gün geliyor gidiyor buralara. Görüyorsun işte labali hareketler var etrafta ya. Ama Allah var, bugüne kadar başımızı öne eğdirecek bir hareket yapmadı. Peki Çetin, ben şimdi sana bir şey sormak istiyorum ama bana lütfen doğru cevap ver, tamam mı? Hiç İnci'ye şiddet uyguladın mı? Yok. Öyle bir kusur işlemedi ki. Yani benim buradan anladığım, bir kusur işleseydi şiddet uygulardım diyorsun, öyle mi? Kusuruna göre değişir yani. Anladım Çetin'cim. Çok teşekkür ederim. Seni tanıdığımıza sevindik. Ne zaman yayınlanır bu? Bu akşam yayınlanacak ama çok hevesliysen montaja gel istersen. Tamam. Şey yaparız. Sağ ol. Bismillah. Arkadaşlar toparlanabiliriz ama. Gülsüm teyze. Neler yapmışsın bu kadar? Ellerine sağlık da uğraşmasaydın keşke hiç. Mert'ciğim, başka türlü oyalanamıyorum. Bizim eve de yaptım biraz. Çünkü baba oğul şimdi yalnızlar orada. Halil'le atıştık. Ben de kapıyı çektim çıktım. Niye? İnci'ye demediğini bırakmadı. Ben de artık dayanamadım. Aldım çantamı, tam çıkıyorum. Çıkarsan bir daha bu eve giremezsin dedi. Tamam. Gülsüm teyzeciğim, hiç üzülme. Çok iyi yapmışsın. İyi ki de öyle yapmışsın. Hiç üzülme. Tamam mı? Başımızın üstünde yerim var. Sağ ol. Gülsüm teyze. Benim size bir şey sormam lazım. İnci'ye babası ya da abisi bir şey yapmış olabilir mi? Hayır. Onların dillerinde yalnız. Yani şeyden diyorum. Ne bileyim, belki bir şey duymuşlardır bir yerden ya da bir şey görmüşlerdir. Sinirlenip dövmüşlerdir belki. Hayır. O gün Halil beni aradı İnci geç kaldı diye. Hatta Çetin'i çağır dedim. Onlar o gün İnci hiç görmediler ki. İnci'ye ne oldu o zaman Gülsüm teyze? İnci nerede? Mert'ciğim. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Yok, tamam. Hiç üzülme. Kötü şeyler yok. Sana söz veriyorum. Bulacağız İnci'yi, tamam mı?
Ne haber Bülent? İyi. Sen ne yaptın? Yaptın mı röportajlarını? Çözdün mü olayı? Aa, tabii çözdüm canım. Ama program biraz reyting yapsın, öyle açıklayayım diyorum. Tamam, tamam. Şaka yapıyorum. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? İlgini çeken bir şeyler? Oldu. Kızın abisi. Çok saldırgan, defansif. Geri kapalı ve namus takıntılı. Böyle kendine uymayan bir şey yaptıysa kıza zarar vermiş olabilir. Tamam. Akşam yayını izler bakarım. Bakalım neler yaptın. Bakalım bakalım, izle bakalım. Sanki biz seninle çok iyi bir ikili olacağız ha komiserim. Görüşürüz. Hadi gelin biraz düşünelim. Hı? Suç ve cezanın şahsiliği olabilir mi? Hı? Zor değil mi? Bizim gibi geleneklerine bu kadar bağlı olan toplumlarda bu çok zor. Bizim atasözlerimize bile geçmiş. Mesela baba eder, oğlan öder gibi. Yani bu suçun şahsiliği meselesi çok zor bir mesele. Ama bunun sebebi de miras. Bizim toplumumuzda miras sadece mal mülk değil. Aynı zamanda üzerinize vurulan damgadır da. Ne gibi? Şöyle gibi. Mesela hırsızın oğlu, katilin kızı, dolandırıcının torunu gibi. Say say bitmez yani. Ama biz hukukçuların görevi bütün bu sıfatları bir kenara bırakarak suçu işleyene odaklanmak olmalı. Çünkü başka türlü olmaz. Şimdi ben sizden bir dahaki derse kadar bu ilkeyi bozan örnek olayları araştırmanızı istiyorum. Tamam? Ve şimdi de geliyor günün bilmecesi. İki tane aile hayal etmenizi istiyorum. İki aile. Bu iki ailenin de tarlaları var. Bu tarlaları da birbirine komşu. Bu iki tarlayı da ayıran orta tarafta kocaman kocaman taşlar var. A ailesinin oğlan biraz açgözlü. Diyor ki, bütün bunlar bana kalacak. Ben şu sınırları birazcık öteleyiverim. Gidiyor sınırdaki taşların hepsini birkaç metre öteye taşıyor. B ailesi bunu başta anlamıyor. Ama o ailede de uyanık bir dede var. Gidiyor ölçüyor, bir bakıyor ki, vay tarlası 5 adım küçülmüş. Bu sefer iki aile başlıyorlar kavgaya. Çoluk, çocuk, sülale hepsi birbirine giriyor. Tekmeler, tokatlar, küfürler, taşlar, sopalar, baltalar, kazmalar artık Allah ne verdiyse. Nihayetinde ailesinin gelini, yani bizim o açgözlü olan çocuğun karısı canından oluyor. Haydi, hadi bakalım. E suçlu kim? Öldürücü darbeye vuran kimse hapse o gider. Allah Allah. Güzel. Peki o açgözlü çocuğun hiç mi tahrik suçu yok? Cezada indirime yol açar. Gel bunu biraz daha zorlaştıralım, ne dersin? Mesela
bu ölüm eylemi baltayla gerçekleşmiş olsun. Balta da B ailesinin en küçüğü 10 yaşındaki çocuğun elinde olsun. O çocuğun elindeki baltayı da ninesi vermiş olsun. Hı? Evet, bazen böyle basit gibi görünen davalar bir anda çetrefilleşiverir birden. Değil mi? Suça giden yola döşenen taşlar bir anda davanın esası haline dönüşür. Suçlu toplum cümlesinde olduğu gibi mi hocam? Hı? Suçlu toplum cümlesinde olduğu gibi mi? Evet, ders bitti. Hocam ya, hocam ya, gelini kim öldürdü onu söyleyin bari. Hocam lütfen anlatın çok ya. Çok merak ettik ya, söyleyin hocam, lütfen. Hocam, lütfen. Hocam, lütfen hocam, merak etme. Remzi. Avukatın gelmiş. Benim avukatım yok ki. Aylin Fırtına. Avukatıyım diye de geldi. Delikten kurtarmaya mı karar verdin? 30 sene sonra geldiğine göre. Burada geberip gideceksin. Ne diye geldin o zaman? Allah belanı versin deme. 30 sene sonra, öyle mi? Ne? Dedin. Annemi neden öldürdün? Hak etmişti. Hak etmişti. Hak etmişti. Hak etti. Hak etti.
bence sevgilisi yaptı. Yok ya, onun sevgilisi yoktu ki. Aşkım. Hoş geldin. Oh. Nasılsın? Yorgunum. Endişeliyim. Gerginim. Yeter mi? Peki anlat istersen bana ne olduğunu. Belki bir çözüm bulabilirim. Sana nasıl iyi gelebilirim? Okula gelip bunca tantanaya çıkarmak zorunda mıydın sen? Kızdın mı? Ben sana yardım etmeye çalışıyordum. Bence sen bana yardım falan etmiyorsun. Sen reyting peşindesin. Ya bırak Allah aşkına, polis baksın. Bunu da dedin ya, gerçekten inanamıyorum sana. Benim derdim reyting. Benim reytinge ihtiyacım mı var? Benim tek derdim sevdiğim insan gözümün önünde üzülsün istemiyorum. Ve olayların çözülmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum senin için. İnanamıyorum ya, pes. Senin anlamadığın ne biliyor musun Cihan? Ben senin için her şeyi yaparım. Her şeyi. Anladın mı? Her şeyi. Sakın bunu aklından çıkarma. Mesela? Mesela? Ne istersen. Banka soyarım. Benim için suç işlersin yani. Hocam, bu hayattaki en sarsılmaz ortaklık nedir bilir misin? Akşam gelecek misin programa? Ben programa yetişemem. Sen zaten röportajını aldın. Yeter. Fikrini nasıl değiştirebilirim? Benim için her şeyi yapacağını söylemiştin, öyle değil mi? Hala sözümün arkasındayım. Güzel. O zaman şimdi beni yalnız bırak. Bir daha beni arama. En azından ben seni arayana kadar aramam. Anlaştık. Anlaştık. Pardon, çalmadan girdim. Kahvemi de burada bırakmışım. Kusura bakma. Hak etti. Hak etti. Cinayet gene olabilir. Ne diye geldin o zaman? Allah belanı versin deme. Allah belanı versin deme. Cinayet gene anneden geçer. Ofise gelirim, orada konuşuruz, tamam mı?
Ya komiserim vallahi çalmadım ya. Parkta buldum. Hangi parkta? Nerede? Hangi saatte senden tam koordinat istiyorum kardeşim? Ya komiserim anlattım ya. Dükkanı kapattım. Durağa doğru yürüyordum. Parktan geçeyim dedim. Niye? Yani ne bileyim komiserim. Bir şey dürttü herhalde. Sonra? Sonra geçtim parkta yürüyordum. Birdenbire bir telefon sesi duydum. Etrafıma bakındım. Bir baktım bankın altında yerde telefon. Alayım dedim komiserim. Ama vallahi normalde olsa götürüp karakola teslim ederim komiserim. Borçlar çok birikmişti. Ben de bu benim kısmetim herhalde dedim. Alırım, satıp borçları öderim. Telefona baktın mı? İçinde mesaj, ne bileyim belki fotoğraf falan bir şey gördün mü? Yok komiserim, bakmadım. Niye? Yani ne bileyim komiserim. Şifresi mi vardı? Açamadın mı telefonu? Yoktu, yoktu komiserim ama kiminse bileyim istemedim. İnci Yılmaz'ı tanır mıydın peki sizin oralardan? Yok komiserim, tanımıyorum. Beklediğimiz kişi geldi komiserim. Bu geceye kadar buradasın kardeşim. İyi düşün. Ya ama komiserim ben çalmadım ki, ben hırsızlık yapmadım. Ben yerde buldum, aldım. Hoş geldin delikanlı. Çok bekledin mi? Yok amirim, yok. Ne yaptınız? Bir şey bulabildiniz mi? Maalesef. Sen Çetin'din değil mi? Aynen. En son ne zaman gördün kardeşini? İşte bu kaybolmadan önceki gece. En son konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Bir şey söyledi mi sana? Eve geç kalmıştı. Babamla biz de biraz kızdık. Hı. Yani eve öyle geç gelirdi yani. Yok amirim. Cihan hocaların evindeymiş. Yemeğe kal demişler. O da ondan dolayı geç kalmış işte. Kavga mı ettiniz yoksa? Olur mu amirim? Bize cevap veremez. Babam geçe kaldı diye kızdı. Anneme de kızdı. Şimdi aslında bakarsanız biz bu üniversite işini babamla pek istemiyorduk. Ne olduysa ondan oldu zaten ya. Sen çalışıyor musun? Ya bu askerden önce bir kargo işindeydim. Ama şimdi askere gittik geldik daha bir iş bulamadık. Bir para kıvırırsam bir motor alacağım, bir kurye işine falan gireceğim. Baba da çalışmıyor. O da tersanede kaza geçirdi ya. Çalışamıyor şu an ama iyileşecek inşallah. İnşallah, inşallah. Acil şifalar diliyorum babana. Eyvallah, eyvallah. Peki aranız nasıldı? Konuşur muydun, bir şey paylaşır mıydın İnci ile? Yani iyiydi, iyiydi. Mesela sevgilisi var mıydı? Söyler miydi sana? Ne diyorsunuz amirim? Ben yani tövbe tövbe, izin verir miyim? Sevgilisi olsaydın ne yapardın? Öldürür müydün kızı? Bu nasıl konuşmak amirim? Can almak, man almak günah bunlar. Ama öyle bir olay olursa okuldan alırım, eve kilitlerim, bacaklarını da kırarım, o kadar. Sakin, sakin. Önce sakin olmayı öğreneceğiz, değil mi? Emniyet burası. Sorduğumuz soruların hepsi rutin. Otursana. Benim kardeşim kaybolmuş amirim ya. Benim ailem dağılmış, ailem. Ya bana söyleyin, ben nasıl sakin olayım, ha? Ya bu kız evden okula, okuldan eve gider gelirdi. Bir de Cihan hocaların evi. O kadar. Ne oldu, nasıl oldu? Yemin ediyorum benim aklım fikrim almıyor artık. Aferin vallahi çocuklar. Çok sıkı çalıştınız bu program için. Tanıtımlarda ihbar hattı numarasını girmeyi sakın unutmasınlar. Belki yayına kadar bir şey gelir ha? Söyledim kuzum, ekleyecekler. De aslında profesör kayıp öğrencisini anlatıyor, yapabilseydik harika olacaktı. Daha yayına çok var. Dur bakalım, belki daha harika bir şeyimiz vardır elimizde. Bir şey yaptın sen. Bilmiyoruz, dur sürpriz. Belki birini bağlayacağım yayına. İyi bakalım.
Neredeydin? Dava mı vardı? Cemre'nin doktoruna gittim. Pınar Hanım'a. Nasıl? Yani işte bir müvekkilim varmış gibi savunması için yardım istedim. Yani bir dava olduğu için de dikkat çekmeyeceğini düşündüm. Anlattım işte her şeyi. Ne dedi peki? Sonra uzun uzun konuşuruz Cihan. Şimdi vaktimiz yok. Acele etmemiz lazım. Akşamı planlamamız lazım. Evet, ben de onu konuşmak için geldim zaten. Bak, ben düşündüm. Çalıştım. Mert'i koruyacak. Cemre'yi de en az hasarla bu işten sıyıracak bir plan yaptım ben. Cihan! Cihan! Sıkıldım. Sıkıldım, anlıyor musun? Sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar söylemem. Sıkıldım. Ali, ben de sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Devamlı yalan söylemekten, panik içerisinde davranmaktan ben de çok sıkıldım. Ya biz avukatız ya. Avukat, hukukçuyuz, hukukçu. Ben bir dolu genç yetiştiriyorum derslerde. Adaleti anlatıyorum, vicdanını anlatıyorum ama ben kendim yapamıyorum Aylin. Sen de yapamıyorsun çünkü biz böyle insanlar değiliz. Ya Gülsüm'ü her gördüğümüzde biz toprağın altına girmek isteyeceğiz Aylin. Bugün ben Mert'e yalan söyledim mesela, oğluma. Cemre de sen zaten hiçbir şeyin farkında değil. Zaten nasıl farkında olsun ki yani? Arkasının pisliğini temizleyen anne babası var. Cihan! Cihan! Cihan sus. Sus. Hangi yerde ne susun? İleride nasıl bir çocuğa evrileceğini biz biliyor muyuz sanki? Bilmiyoruz. Ya bizim kızımız masum bir kızı öldürdü ve hiçbir bedel ödemedi. Sus. Susmayacağım Aylin. Aylin, susmayacağım ben. Gerekirse sabaha kadar konuşacağız. Çünkü biz böyle insanlar değiliz. Ya şu haline bir baksana, halimize bir baksana. Tamam. Tamam. Tamam, peki kabul. Kabul. Git, 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 git. Anlat. Git, anlat her şeyi Bülent'e. Bu mu ya? Bu mu? Ailemiz için en doğru olan şey bu mu? Mert'e de her şeyi anlatalım. Sen, ben, Cemre. Hapse tıkılalım. Mert bizden nefret etsin. Zaten Melisa'yı da yetiştirme yurduna gönderirler. Size hiçbir şey olmayacak. Bütün suçu üstüme alacağım ben. Hayır. Hayır Cihan. Hayır. Hayır, biz bırakamazsınız hiç. Sensiz olmaz. Sensiz yapamayız. Sensiz başaramayız. Anladın mı? Bizi yalnız bırakamaz. Beni yalnız bırakamazsın Cihan. Tamam. Tamam, biz bir hata yaptık. Hayatımızın en büyük hatasını yaptık. Kabul. Kabul, ama artık bu yoldan dönemeyiz, anlıyor musun? Dönmek için çok geç. Çok geç Cihan. Biz bir hata battık. Çırpındıkça daha çok batarız. Ya Aylin, batmışız zaten biz. Battık batacağımız kadar. Daha ne batacağız biz? Evet, battık. Battık. Her şeyimizi kaybediyoruz. Her şeyimizi kaybediyoruz ama çocuklarımızı kaybetmeyelim. Ne olur Cihan, yalvarırım. Yardım et. Yardım et bizim için. Bizim için yardım et. Bizim sana ihtiyacımız var. Topla kendini. Yalvarırım. Mert her şey olduğu gibi anlatacak. İnci ile ilişkilerini bilen ortak arkadaşları var. Onlardan önce davranmamız lazım bizim. İnci'yi de bulunduğu yerden çıkartacağız. Gülsüm'e cenazesini teslim edeceğiz. Kadıncağız umutla gözümün içine baktıkça ölesim geliyor benim. Mert'in. Mert'in hiçbir günahı yok. Mert'e ne olacak? Mert'e hiçbir şey olmayacak. Olay gecesi bir mesaj atmış oraya. Attığı mesajdan telefon sinyalleriyle nereden attığını öğrenebiliriz. Bu da olaya karışmadığının bir kanıtı olacaktır. İnci? İnci. İnci'yi bir an önce bulunduğu yerden çıkartmamız lazım. Cihan, ne diyorsun ya? Gülsüm evdeyken bunu yapmamız çok tehlikeli. Nasıl çıkaracağız onu? Aylin, bir karar vermek zorundayız. Tamam. Tamam. Sana güveniyorum. Sen ne dersen o, tamam. İnci'yi bulunduğu yerden çıkartacağız. Bulunmasını sağlayacağız. Böylece bütün dikkatleri üstüne çekeceğiz.
Sonra Emin. Emin havuz inşaatına başlamak zorunda. Toprak hafriyatıyla beraber belki orada bulunan ipuçlarını da yok etmiş oluruz böylece. Geriye tek bir şey kalıyor sadece. Sadece? Sadece Cemre. Aylin. Cemre'nin tedavi olması şart. Yurt dışına yollayalım. Bir rehabilitasyon merkezine. Peki. Sen ne dersen. Tamam. Ben şimdi emniyete geçiyorum. Durumu bir kolu çene diyeyim. Sen de Cemre'yi al, eve geç. Merhaba. Sen Gülsüm teyzenin oğlusun değil mi? He. İnci'den haber var mı? Yok da. Ben çok severdim İnci'yi. Tatlı kızdı İnci. Çok üzüldüm. Sen nereden tanıyorsun benim kardeşimi? Biz Aylin ablaların yan komşusuyuz. Takılıyor muydunuz beraber? Bazen hep beraber. Hep beraber derken? Mert falan işte. Hadi tamam oyalama ben eyvallah. Ne kadar kabasın ya sen. Neymişim? Kaba. Bacım benim canım burnumda zaten. Anladın? Öyle kibarlık mibarlık düşünecek halim yok yani. Haydi. Öküz ya. Öküz. Mert. Oğlum acıkmadın mı sen? Sana bir şeyler hazırlayayım. Hadi gel. Yok Gülsüm teyze, teşekkür ederim. İyiyim ben. Aha oldum. Ne oldu? Emniyetten, üniversiteden bir haber var mı? Yok anne ya. Vallahi yani İnci'yi arayacaklarına gelip bizde kabahat buluyorlar. Vallahi ben sabahtan beri kafayı yiyeceğim, sinir oldum. Tamam oğlum, tamam sen sakin ol. Polise diklenme, başına bela alma ne olur. Bu bir şey diyor mu? İnci ile araları iyiymiş diye duydum. Yok, onlar bir şey bilmiyorlar. Hepsi çok üzüldü, hepsi perişan oldu. Yemekleri getireyim ben sana. Mert! Ne var? Senin İnci ile aran iyiymiş diye duydum. Ha? De bakalım ne biliyorsun oğlum sen? Bir şey bilsem söylerim herhalde değil mi? Sizin bu zengin bebe tayfasından yazan yürüyen oldu mu hiç? Gördüğün, bildiğin. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen ağzını topla lan. Toplamasın ne oluyor? Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Burayı. Ne? Sen burayı. Al, al, al şeyi. Al şu yemeği de. Hadi al.
ya komiserim. Vallahi çalmadım ya. Vardı. Selam Bülent. Var mı bir şey? Telefonu parkta buldum diyor. Sonra da telefoncuya satmış. Parktan geçeyim dedim. Ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Kafayı mı yedin sen profesör diyorum? Yoksa yeteneklerini falan mı kaybettin? Tabii canım, doğru söylüyorsun yani. Değil mi? İnci'ye bir şey yapmış olsa telefonu niye satsın? Ama belki yani profesyonel bir suçlu değil o. O bir akıl hastası. Olabilir. O zaman telefondan önce İnci'yi bulurduk. Değil mi? Bravo. Çapraz sağlama yapmak için sormuştum ben de. Bence senin duyguların karışıyor işe. Sen o yüzden tıkandın bu olayda. Yani kızı seviyordun, duyguların tecrübenin önüne geçti. Vallahi bilmiyorum Bülent. Belki de haklısın efendim. Vallahi bu iş giderek çetrefilleniyor. Yani ortalıkta hiçbir sebep iz yokken sanki birisi kusursuz planlı bir cinayet işledi ve... Ya İnci'yi niye birisi kusursuz cinayetle öldürsün ki? Cihan, dünyanın en normal kızı bir gün ortalıktan pat diye kayboluyor. Burada tuhaf olan bir şey var. Mantıksız olan bir şey var. Kaçacak yeri yok, gidecek bir sebebi yok. Tuhaf yani. Olay saatlerinde yakınında bir olay da yok. Görgü tanığı yok, iz yok. Bu kız buharlaşıp uçmadı ya. Aklıma tek bir şey geliyor. Ne? Ne mi? Cihan, senin aklına gelmiyor mu Allah aşkına ya? Sen akademide hepimizin hocasıydın. Birisi bilerek gitmiş o parka, telefonu bırakmış bizi yanıltmak için yani. Yani sen bu kadar eminsin İnci'nin biri tarafından ortadan kaldırıldığını. Cihan, duyguların seni gerçekten kör etmeseydi, sen de benimle cümleleri aynı şekilde kurardın. Hele ki İnci'yi tanıyan birisi olarak. Bence sen git, yat, dinlen. Güzel bir uyku çek. İyi gelecektir sana. Belki de. Okul nasıldı? Çok korkuyorsun değil mi? Herkese her şeyi anlatıp hepimizi hapse attıracağımdı. Cemre, yeter. Nasıl sana yeter? Ben aptal mıyım? Kendine gel Cemre. Ben aptal mıyım? Ömrüm boyunca beni böyle itip kakacaksan ben gider hapse giderim daha iyi. Dinlen Cihan, dinlen. Bana bırak, ben hallederim hepsini. Ha işte bak, Aylin arıyor. Ha, yemek varsa gelirim bak. Efendim Aylin'cim? Cihan, Cemre kaçtı. Tamam, o zaman sen bana bir konum at. Ben yoldan geçerken alırım. Ya Cihan, duyuyor musun beni? Cemre kaçtı diyorum, arabadan dışarıya attı kendini diyorum, anlamıyor musun? Tamam bir tanem, tamam. Ben anlıyorum her şeyi. Ben şimdi Bülent'in yanından çıktım. Sen bana konumu at, geçerken alırım ben. Tamam. Tamam bir tanem. Yemek de yok o zaman. Sorma ya. İşte ailenin işi çıkmış. Melisa'yı kurstan ben alacağım. Kolay gelsin Bülent. Eyvallah. Haydi. Telefonu. Lan
kahretsin ya, biz senin... Biz seni nasıl tımarhaneye göndermedik acaba? Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Cemre Fırtına ben. Azra İnce ile görüşmek için geldim. Siz böyle bekleyin. Ben Azra'nın haber verip geliyorum. Teşekkürler. Atladı gitti. Arabadan kaçtı. Yakalayamadım. Yine. Ha, hapse, hapse girsem daha iyi dedi Cihan. Ne yapacağız? Ne? Hapse girsem daha iyi dedi. Aylin dur. Sen şimdi doğru eve geç. Ben aradım ama telefonlarına cevap vermiyor tabii. Evde bekle bizi. Ben de yavaş yavaş gelip sokaklarda bakalım ama evde hiç kimseye söyleme. Hiç kimseye söyleme Aylin. Eve geç Aylin, eve. Tamam. Cemre'cim hoş geldin. Hoş ne bulduk. Kadar güzel bir sürpriz bu. Seni burada gördüğüme çok sevindim. Nasılsın? İyiyim Azra abla. Beni yayın alabilir misin? İnce ile ilgili konuşmak istiyorum. Tabii ki alırım Cemre'cim. Tabii ki alırım. Sen ne kadar iyi bir kızsın. Belki bize faydası bile olur. Süper, harika. Hadi gel sen benimle. Hadi gel, gel. Gel bakalım. Yok be Cemre. Ah be kızım. Neredesin Cemre, nerede? Sen kime çektin acaba? Ne yapıyorsun Gülsüm ya? Halin Hanım, böyle boş duramıyorum ben. Bir dip bucak temizlik yapayım istedim. Ya Gülsüm, her taraf temiz, görmüyor musun?
Hadi sen git kahve yap, ben üstümü değiştirip geliyorum. Hadi. Tamam. Hiç olmazsa şunları bir alayım. Gülsüm, Gülsüm. Tamam, hadi Gülsüm. Hiç olmazsa şunları. Azra Hanım merhaba. Merhaba. Yayına 5 dakika kaldık. Mikrofonunuzu halledelim. Tamam. Bekle 5 saniye. Geliyorum hemen. Tatlım sen şimdi burada oturacaksın. Senin adını anons ettiğim zaman da geleceksin. Sakın heyecanlanma, tamam mı? Tamam. Hı, tamam. Sen otur şimdi. Hı. Gel sen de. Evet, ışık provası. Mikrofonunuzu bıraktım. Oğlum, iyi misin? Nasıl olabilirim anne? Bir haber yok değil mi? Yok. Kim verdiler? Birlikte yaparız değil mi? Aa, tabii yaparız bebeğim. Tabii. Kağıttan ev yapacağız. Ben bizim evi yapacağım. Kocaman olsun istiyorum. Güzel kızım benim. Hadi git üstünü değiştir. Hadi gel. Üstünü değiştirelim, tamam mı? Şimdi İnci'nin okulundaki arkadaşlarından biriyle, Ayşe ile beraberiz. Ayşe'cim merhaba, şimdi senin bize vereceğin bilgiler çok önemli. Rezil olduk milleti. İnci'yi ne kadar tanıyordun? Tanıdık, tanımadık, akrabalar hepsi öğrendi. Yani baba bir dur ya. İnci çok başarılı bir kız. Anana haber verdin mi? Yok. Üzülmesin, şimdi fenalaşır o. Sizinki iş değil ya. Vallahi değil, billahi değil ya. Ya baba belki biri bir ihbar yapacak. Bir şey olacak. Tamam, benim de hoşuma gitmiyor da mecbur kaldım. Bir şey biliyor musunuz? Hem polis de artık bunlarla çalışıyor. Anladın? Dur bakalım. Bir şey yarar belki. Seni de kendine benzettiler ya. Ah! Anan geldi galiba. Koş. Koş, aç kapıyı oğlum. Ne bekliyorsun? Gülsüm yok mu oğlum? Yok, daha gelmedi. Kardeşini arıyorlar televizyonda. İnşallah bugün yarın İnci bulunur. Onların çözemediği mesele yok. Siz rahat olun. Bulunacak. Aylin, Cemre geldi mi?
Bulamadın mı? Yok, hiçbir yerde yok. Cihan, polis falan mı arasak? Arayacağız Bülent'i, muhakkak arayacağız. Sen arkadaşlarını falan aradın mı? Aradım, aradım. Hepsini aradım. Teker teker aradım. Hiçbirini aramamış. Ya birazdan hava da kararacak Cihan. Ya ne yapıyorsun ya böyle? Oturdun bir de şömine mi yakıyorsun? İşim var orada. Kıyafetler. Evet, görüntüleri izledik. Gerçekten herkes için çok zor. Gözümüz, kulağımız İnci ile alakalı gelebilecek en ufacık bir... Ablan haber. Televizyonda. Evet sevgili izleyenler. Şimdi sürpriz konuğum benimle beraber. Cemre Fırtına. Cemre'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Fırtına soyadı aslında size aşina gelebilir. Çünkü bir hafta önceki programımda Profesör Doktor Cihan Fırtına'yı ağırlamıştık biliyorsunuz ki. Cemre Fırtına Cihan Hoca'nın kızı. Aynı zamanda İnci ile kardeş gibi büyümüşler. Yani aslında onlar aile gibilerdi desem yeridir. Ne kadar üzgün olduğun her halinden belli. Bize neler söylemek istersin İnci ile ilgili? Bugün burada olmak istedim çünkü... Çünkü İnci... benim olmayan ablam gibiydi. Biz birbirimizi çok severdik. Annesi Gülsüm teyze sürekli ağlıyor. Biz ailece kahrolduk. Yalvarıyorum bir gören, duyan, bilen olursa bizi arasın. Herkesi İnci'yi bulmak için bizimle beraber olmaya çağırıyorum. Evet. Evet gerçekten çok zor sevgili izleyenler. Hepimizin gözü kulağı İnci'den gelebilecek en ufacık bir haberdi. Peki şimdi Cemre, diyelim ki İnci seni görüyor, duyuyor bir yerlerde. Ona ne söylemek istersen şu kameraya söyleyebilir misin lütfen? İnci, eğer bunu duyuyorsan, beni izliyorsan yalvarıyorum ara bizi. Hepimiz her yerde seni arıyoruz ve seni çok özlüyoruz. Ah yavrum. Ah yavrum. Bak. İnci ablan için çıkmış televizyonu gördün. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Ailem gibisiniz. Vallahi Cemre'cim. Hepimizi perişan ettin. Tüm Türkiye'yi de ağlattın, ben bunu biliyorum. Sevgili izleyenler, gerçekten çok zor bir durum. Gencecik bir kız, kayıp, aile perişan. Bir tek abisiyle röportaj yapabildik. Anne babayı ikna etmek mümkün değil. Dünyaları başlarına yıkılmış durumda insanların. Aklımıza getirmek istediğimiz son ihtimal İnci'nin kılına dahi zarar gelmiş olması. Ama insan kaçırmak, insan alıkoymak. Bunların bizim yasalarımızda çok ağır yaptırımları var. Bunu herkes böyle bilsin. Eğer İnci'yi biri aldıysa, saklıyorsa, onu alıkoyuyorsa bir yerde gereğini yapsın. Aynı zamanda bu suçu işleyen bir kenara dursun. Ona yardım eden, onu gören, göz yuman, herkes en az suçu işleyen kadar suçlu, haberi olsun. Sonra demedi demeyin, bir kulağınızdan giriyor, bir kulağınızdan çıkıyor. Hapishanede bu dediklerimin hepsi aklınıza gelir. Cemre'cim teşekkür ederiz. Mert. Hadi oğlum, sen odana. Ben de Cemre'yi almaya gidiyorum. Hayır Zeynep. Cemre'cim inanamıyorum gerçekten. O kadar iyiydin ki hepimizin yüreği parçalandı.
o kadar içime dokundu ki. Bak sana yemin ediyorum. Bütün Türkiye'ye ağlattım biliyor musun? Gel sana bir sarılayım. Kıyamam ben sana. Cemre. Baba. Şunu yiyeyim mi Aras? Nasılsın baba? Sen beni burada bekle kızım. Ailemden ve çocuklarımdan uzak dur. Kızın kendisi istedi. Kendisi geldi buraya. Bir telefon edebilirdin. Etme dedim. Ben de sen ne istersen onu yapıyorum. Sen istemediğin için aramadım seni. Hadi kızım. Neden bu kadar kızdın ki? Yardım etmeye çalışıyordum. Hepimiz için yaptım. Ben ne yaptıysam seni çok sevdiğim için yaptım baba. Ailemizi korumak için yaptım. Anneme karşı da seni hep korudum. O yüzden sakın beni cezalandırma. Baba ne yapıyorsun? Ben artık dayanamıyorum Cemre. Baba ne yapıyorsun? Yeter artık, ben artık dayanamıyorum. Neyin? Yeter ya, polise gidiyorum ben. Baba saçmalama, ne polis? Baba saçmalama, ne polisi? Cemre! Baba saçmalama! Kes sesini, eve yeter gidelim, artık yeter! Yeter! Eve gidelim! Eve senin gidelim. Artık her istediğin olmayacak kızım! Olmayacak! Sen küçücük, zavallı, masum bir kızı öldürdün ve en ufak bir pişmanlık duymadın sen! Sen aklına her istediği şekilde davranıyorsun! Yeter artık Cemre, yeter! O küçücük beyninle bir de beni tehdit mi ediyorsun sen be? Tehdit mi ediyorsun? Baba bak sen beni yanlış anladın, ben sen seni... beni yanlış anladın! İnci benim sevgilim değil! İnci benim kızım gibiydi. Sen benim nasıl kızımsan o da benim kızım gibiydi. O yüzden bir telefonda konuşuyordun. Yeter! Ben gördüm! Yeter! Ben gördüm baba! Yeter! Yeter! Baba eve gidelim! Eve gidelim! Eve gidelim! Eve gidelim! Ne olur eve gidelim! Eve gidelim! Polise gitmek istemiyorum! Polise gitmek istemiyorum! Ne olur. Baba ne olur eve gidelim. Ne olur. Baba. Eve gidelim ne olur. Polise gitmek istemiyorum. Eve gidelim, özür dilerim. Özür dilerim. Eve gidelim yeter ki. Kızın oğlu kaçacak mıydı? Hadi kaç. Kaç hadi. Kaç. Kaçsana. Kaçsana hadi. Cemre, kızım bak sen hastasın. Hastasın sen.
Ama tedavi olacağız, tamam mı? Tedavi olacağız. Artık kaçmak yok. Ona buna yalan söylemek yok, tamam mı kızım? Polise gitmeyelim, ne istersen yapacağım. Polise gitmeyelim. Ben ne istersen değil Cemre. Sen doğru olanı yapacaksın kızım. Sen doğru olanı yapacaksın. Baba, anladın mı beni? Anladın mı? Tamam mı? Yarın sabah... Yarın sabah ilk iş. Duydun mu beni? Doktora gideceğiz. Eğer bir hata yaparsan... Affetmem. Anladın mı? Affetmem. Anladın mı? Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Eve girince hiç kimseyle konuşmuyorsun. Doğru odana gidiyorsun, yatıp uyuyorsun, tamam mı? Cheesecake alalım mı baba? Hayır. Ama karnım acıktı. Cheesecake alalım. Bir gece aç kalmayla kimse ölmez kızım. Tebrik ederim. Güzel yayın olmuş. Arayan soran var mı? Teşekkür ederim. Vallahi henüz arayan soran yok. Aç mısın? Biraz. Hadi yemeğe o zaman. Hadi. Thank you.
şuraya bir kamyon geldi galiba ya. Bir bakar mısın ona? İyi akşamlar. Hayırdır hocam bu saatte? Ya sorma, uyku tutmadı bizim. İşte biraz sahile inelim de hava alalım dedik. Hem de bir köfte ekmek yeriz beraber. Size de alalım, ister misiniz? Afiyet olsun hocam, zahmet vermeyelim. Peki. Hayırlı görevler olsun. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. Başardık.